Sports Match TV izleyenleri, Junior NBA finallerindeyiz. Birazdan final kızlar maçı başlayacak. Yanımda Mehmet Sait İnci hocam var. Paşa Paşa basketboldan kendisi. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. İyiyiz biz de. Nasıl hissediyorsunuz? Finale çıktı kızlar. En az çocuklarım kadar heyecanlıyım. Onların mutluluğunu yaşıyorum şu an. Yani burada olmaları büyük bir şey. Yani büyük bir organizasyondayız. Bu organizasyonu elimizden geldiği kadar iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Hani karşıdaki takımla ilgili, yani bizim sporcularımızla ilgili bu bir dev için, yani bizim için çok büyük bir organizasyon. Çok teşekkür ederiz bunun için. Nasıl hazırlandınız hocam bu sürece? Yarı finale gelene kadar zorlanmadık açıkçası. Biraz yarı finalde zorlandık. Finalde ne olacağını bilmiyorum. Karşı takım durumu da bunda ön plana çıkacak. Artık karşı takıma da bize de başarılar diliyorum. Kazanan basketbol olsun. Kazanan çocuklarımız olsun. Kazanan güzellik olsun. Tek istediğimiz bunlar. Hocam biraz sizi tanıyalım. Sizin basketbol kariyerinizi biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Şöyle başlayayım. Ben Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksekokulu 2006 mezunuyum. O sıralar basketbol oynuyordum tabii ki. Yani antrenörlük sırasında basketbol oynuyordum. İsimlerini sayamayacağım bir sürü kulüpte top oynadım. Basketbol oynadım. Onun haricinde özel okullarda öğretmenlik ve antrenörlük yaptım. Onun haricinde çeşitli kulüplerde yardımcı koçluk yaptım. Yine isim vermeyeyim. Reklama girmesin bu tür şeylerimiz. Kendi kulübümüzde artık antrenörlük yapıyorum. Kendi kulübümüz bu Paşabahçe Spor Kulübü'nde 18. yılım. 18 yıldır bir fiil sporcu yetiştirip yukarıdaki takımlarımıza vermeye çalışıyoruz. Paşabahçe basketbolun peki felsefesi nedir? Elinden geldiği kadar ilk felsefemiz ülkemize iyi sporcu, ahlaklı sporcu, güzel sporcular yetiştirmek. İsteğimiz bu. Ondan sonra basketbol geliyorsa basketbolu en iyi şekilde götürmelerini istiyoruz. Çok güzel. Hocam yeni başlayacak arkadaşlarımıza ve ailelerine bir tavsiyeniz olur mu? Yeni başlayacak ailelere şunu söylüyorum. Sabretsinler. Her şey sabırdan geçiyor. Sabır ettikleri sürece her şey olacaktır. Basketbol çok güzel bir spor. Bu sporun içerisinde kalabilmeleri için sadece sabır diliyorum. Her yönden sabır diliyorum. Ailelere, çocuklara sabır diliyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Finalde de başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, genç Paşabahçe takımı kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Evet, şimdi Junior NBA hakkında neler söylersin? İkincisi düzenleniyor ve şampiyon oldunuz. Geçen sene de gene takımımız şampiyon olmuştu. Onların izini sürerek devam ediyoruz ve bence çok güzel bir organizasyon. Kendimizi NBA'de gibi hissediyoruz spikerler ve kameramanlar yüzünden. Kısacası teşekkür ediyorum. Çok güzel. Şimdi seni bulmuşken şunu sormak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Ben ilk başta ilkokulda birinci sınıftayken başlamıştım. Birinci sınıfta Beykoz Belediyesi'ne gidiyordum. Sonra da Paşabahçe'ye geldim. Çalışmalarla desteklediler beni ve buralara kadar geldim. Ne kadar güzel. Şimdi şampiyonluğu yaşadın. Peki gelecek hedeflerin ne? Basketbolcu olmak istiyorum ve güzel yerlere girip güzel oyunlar oynamak istiyorum. Peki idolün kim? LeBron James. Çok güzel. Peki seni de son olarak bulmuşken şunu da sorayım. Küçük kardeşlerimize ne önerirsin? Onların da bu yolu takip etmesi ve mutlaka bir sporla uğraşmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Berin'cim şampiyon oldunuz. Şimdi Junior NBA'de ikinci sene, ikinci kez düzenleniyor. Geçen sene de şampiyon olmuşsunuz. Nasıl hissediyorsun? Nasıl bir duygu? Yani güzel bir duygu. Takım arkadaşlarımız, hepimizin emeği var bunda yani. Bazılarımız atmayabilir, bazılarımız atabilir. Yani önemli olan birbirimize olan saygımız. Yani bireysel bir oyun değil zaten bu, grup bir oyun. Onun için yani herkesin birbirine saygı olması lazım. Karşı takımı da tebrik ediyoruz tabii ki de. Yani onların yerinde biz de olsak onların aynısını yapacağını düşünüyorum. Sevindim yani. Takım arkadaşlarımıza da koçumuza da teşekkür ediyoruz bizi bu yerlere getirdiği için. Bu kadar söylemek istiyorum ben. Ne kadar güzel. Takım olabilmişsiniz çünkü Berin. Ne dedin az önce? Sayı atsak da atmasak da. İkinci çok önemli. Peki Junior NBA hakkında neler söylemek istersiniz? Sen nasıl hissediyorsun? Ben mutlu hissediyorum yani. Buralara gelmemiz, Junior NBA ile olmamız bence güzel bir şey. Başarılı bir şey yani. Peki seni bulmuşken şunu sormak istiyorum. Gelecek hedeflerini soracağım. Bir de idolünü soracağım. İdolüm... Şu an bir heyecanlandım. Speed'im. Burada da hatta gördük kendimi. Gelecek hayallerim aslında basketbolcu olmak gibi bir hayalim yok ama bunu da devam ettirmek isterim. Onun dışında hukuk okumak isterim. Çok güzel. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet, ilk
Türkiye'cim hoş geldin. Şampiyon oldunuz 2 sene üst üste Junior NBA'de, büyük başarı. Neler söylersin? Burada olmak sana ne hissettiriyor? Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Junior NBA'de 2 kere üst üste finale çıkmak da çok gurur verici. Zaten ablalarımız geçen sene şampiyon oldu ve biz de bu sene şampiyon olduk. İnşallah bizim bir dahaki küçük grubumuz da burada gelir şampiyon olur. Neler söylemek istersin organizasyon hakkında? Nasıl hissettiriyor bu burada olmak? Organizasyon gerçekten güzel hissettiriyor. Genç yetenekleri gösterebilen, yeteneklerimizi gösterebilen güzel bir platform olmuş. Ben çok beğendim. Bence çok iyi bir platform. Seni bulmuşken soralım. Gelecek hedeflerinde neler var ve idolün kim? Benim idolüm Kobe Bryant ve LeBron James. İkisini de çok seviyorum. Ama LeBron James şu anki teknolojik basketbolda, yani ilerlemiş basketbolda dünyanın en iyisi olarak kabul ediliyor. LeBron James idolüm. İnşallah onun gibi güzel yerlere gelebilirim. Takımımdan transfer olup Galatasaray'da ya da herhangi bir takımda oynamak istiyorum. Çok güzel. Peki idollerini söyledin ya, LeBron James dedin. Neden peki bu idolleri seçtin? Yani bunu seçme sebebin ne? Bunu seçme sebebim LeBron James, dediğim gibi şu anki basketbol üst düzey basketbol. Eski basketbol gibi normal düzeyde değil. Çok iyi bir basketbol düzeyi olduğu için çok yetenekli ve gerçekten çok iyi bir basketbolcu olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Senin gibi olmak isteyen küçük kardeşlerimize, kız kardeşlerimize neler söylersin, neler tavsiye edersin, neler yapsın? Bence kaybetmekten üzülmesinler. Ne demiş Kobe Bryant? Kaybetmek güzeldir. Asla kaybederken pes etmemeliyiz ve her zaman kazanmaya, her zaman bir hedefimiz olmalı. Eğer hedefimiz olmazsa başarılı olamayız. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Elvin Armağan da yanımızda. Elvin, şampiyon oldunuz 2 sene üst üste Gençpaşa Bahçe'ye. Neler söylersin, neler hissediyorsun? Yani bu sezon ilk defa Junior NBA'ye katıldık. Yani heyecanlıydık ve son maça kadar gelmeyi başardık. Şampiyon olduk, mutluyum. Peki Elvin, burada olmak nasıl hissettiriyor? Nasıl, neler söylersin? Burası çok böyle heyecanlı, atmosferi iyi olan bir yer ve yani çok heyecanlıydım ilk başta. Yani oynarken tabii birazcık daha heyecan gidiyor da iyiydi, bayağı çok iyiydi. Peki Junior NBA hakkında peki neler söylersin? 2 senedir yapılıyor. Biz bu sezon ilk defa denedik. Yeni formalar da verdiler. Şampiyon olduk, çok mutluyum. Kişisel sorularım olacak sana. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu bu tutku? Benim ablam da eskiden basketbola gidiyordu. Biz Paşabahçe çocukluğumuzdan, yani bebekliğimizden, birinci sınıftan beri falan gidiyoruz. Öyle ya, yani, öyle başladım. Ablam başlamıştı, biz de devamlı getirdik. Ne kadar güzel, küçük yaşta başlamışsınız. Peki basketbolla ilgili bir hedefin var mı? Yani, evet. İlerleyebilirsem var. Peki idolün var mı? Ja Morant. Neden peki? Bilmiyorum, hareketleri çok ikonik geliyor. Çok eğlenceli bir adam gibi geliyor. Peki seni bulmuşken en son şunu sormak istiyorum. Senin gibi olmak isteyen küçük kardeşlerimize neler önerirsin, neler söylersin? Yani çalışsınlar. Ben mesela normalde çok fazla savunma yapıyordum ama diğer yönlerimde de kendimi geliştirmeye çalıştığım için daha iyi oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet. Evet, yanımızda Ceylin Koçak var. Ceylin'cim, öncelikle tebrik ediyorum. 2 sene üst üste Gençpaşa Bahçe'ye şampiyon oldu. Sen nasıl hissettin kendini? Sahada olmak nasıldı? Biraz senden duymak istiyorum. İlk olarak heyecanlıydım ama koçumuz zaten çok stresli olmamızı istedi. Yani güzeldi. Takım arkadaşlarımla, onların da sayesinde kazandık. Kendimi yani mutlu hissettim burada şampiyon olduğumuz için. Ne kadar güzel. Peki bu Junior NBA hakkında neler söylersin? 2 seneden beri Türkiye'de yapılıyor, düzenleniyor. Hani nasıl hissettiriyor Junior NBA'de olmak? İlk olarak genelliklere göre daha özel hissettiriyor. Ya yani benim için, bana göre. Seviyorum yani. Daha havalı geliyor bir de. Güzel, çünkü kupalar da, şampiyonluk kupaları da seviyorum. Peki Maxi Box geldi. Tanışma fırsatın oldu mu? Koçumuz maçtan sonra tanışıyorsunuz dedi ama maalesef. Tanışacaksınız inşallah. Şimdi seni bulmuşken şunu sormak istiyorum. Senin gibi olmak isteyenlere neler tavsiye edersin, neler söylersin? Basketbola hırs, disiplin ve istekle başlamalarını söylerim. Çünkü basketbol aslında kolay bir spor değil. Disiplin ve hırs istiyor. Yani hiç pes etmemek gerekiyor. Ben pes etmiştim ama geri top alırım. Yani genellikle daha hırslı olmak isteniyor basketbol sporunda. Neden peki pes ettin? Topladım kendimi dedin. Ne oldu? Ya antrenmanlarda, maçlarda sıkıntı yaşıyordum. Foul yapıyordum genellikle.
sayı atamıyordum. Yapamıyordum yani. İstediğim şekilde oynayamıyordum istediğim tarzda. Ama şu an çalışarak bu noktalara gelebildim. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, yanımızda Ecrin Fatma Ilgın var. Ecrin'cim öncelikle hoş geldin. Çok güzel bir şampiyonluk yaşadınız Gençpaşa Bahçe olarak. Ama şu an Washington Wizards'tı değil mi? Onu temsil eden buradasın. Sen istersen söyle, hangi takımı temsil ediyordunuz? Biz Washington'ı temsil ediyorduk. Bence çok güzel bir takım. Yani en sevdiğim takımlardan bir tanesi. Öyle. Peki burada olmak ne hissettiriyor? 2 senedir yapılan bir organizasyon ve ikinci kez yine şampiyonsunuz, şampiyon oldunuz. Neler söylersin Junior NBA hakkında? Burada olmak ve şampiyonluk hakkında. Sizlerle konuşup tanışmak, burada işte arkadaşlarımla burada takılmak çok güzel bir his bence. Tavsiye ederim küçüklere. Peki şimdi seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Ben eskiden çok fazla hasta oluyordum. Sonra bir doktor spora başla dedi. Ben de başladım. Ve buraya kadar geldim. Peki basketbolla ilgili bir hedefin var mı gelecek için? Ben gelecekte NBA'de oynamak istiyorum. Galatasaray'da oynamak istiyorum nasip olursa. Ne kadar güzel olur inşallah. Peki idolün var mı? Benim idolüm yok ama olsa koçum olurdu. Ben ileride Seyit Koç gibi olmak çok isterdim. Neden peki? Neden Seyit Koç gibi olmak istiyorsun? Seyit Koç'un bence oynama tarzı çok hoş. Beni de anımsatıyor birazcık. Öyle o yüzden isterdim. Son olarak senin gibi olmak isteyen arkadaşlarımıza, küçük kardeşlerimize neler söylersin? Bence spora küçük yaşta başlamalılar. İşte azimle çalışırlarsa bence buraya kadar gelebilirler. Herkes selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Tekrar tebrik ediyorum. Size teşekkür ederim. Görüşürüz. Adım Hira İbrahim. Hira'cığım son 2 senedir hep şampiyon oluyor Gençpaşa Bahçe. Bunun başarının altında neler var ve neler söylersin? Bunun altında başarı var tabii. Biz elimizden gelen antrenmanlarda iyi bir şekilde yapıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Koçumuz da bundan emin olduğu için bize Junior NBA yazdırdı. Bunun için de ondan da teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi çalıştırdığı için ve biz çok iyi marifet gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Peki burada olmak nasıl hissettiriyor? Neler söylersin? Heyecanlı hissettiriyor, mutlu hissettiriyor. Hele kazanınca zaten o duygu geliniyor yani. Peki gelecekte hedefin var mı basketbolda? Tabii ki var. Gelip de takıma yazılmak istiyorum. İdolün var mı? Ya Stephen Curry. Neden peki Stephen Curry? Stephen Curry çünkü uzaklardan şut atarak kendini belli ediyor. Çıtır olduğunu kendini belli ediyor. O yüzden ben de onun gibi şutlar atmak istediğim için idolüm. Peki son olarak senin gibi olmak isteyen küçük kardeşlerimize neler önerirsin, neler söylersin? Onlar kendilerine inansınlar, başarsınlar, koçlarını iyi dinlesinler. Çünkü onlar yani bu başarıya imza atılmak için ilk önce koçu dinlemek lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, yanımızda Cemre Pala var. Cemre'cim şampiyon oldunuz. İkisini üst üste Gençpaşa Bahçe neler söylersin? Ne hissettiriyor? Nasıl hissediyorsun kendini? İstediğimiz sonuca artık ulaştığımız için yani hepimiz çok mutluyuz. Güzel bir his. Peki bu başarının altında ne var? Nasıl, neler yaptınız da şampiyon oldunuz? Şampiyon olmak için çok çalıştık. Elimizden geleni yaptık ve takım çalışmasıyla birlikte başardık. Çok güzel. Peki burada olmak nasıl hissettiriyor sana? Heyecanlı. Junior NBA hakkında neler söylersin? Söyleyecek bir şeyim yok. Peki seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Basketbola gitmeyi çok isterdim. İşte babamla annem de çok... Babam ya futbola gitmemi istiyordu. Annem de baskete gitmesini istiyordu. Tatil günlerinde öylece oturmak yerine bir etkinliğe gitsin diye basketbola yazdım. Peki basketbola başlayacak olan arkadaşlarımıza neler söylersin? Yani onlar için çok çalışmalarını ve başarmaları için takım arkadaşlarıyla birlikte kötü şeyler yapmayın yani birlikte vakit geçirmeli. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz tekrar. Merve'cim öncelikle şampiyon oldunuz. Nasıl hissediyorsun? Ben çok mutlu hissediyorum. Rakip takım da iyiydi. İlk öncelikle takım arkadaşlarıma, koçuma ve velilerimize teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maçtı. Çok oynayamadım. Maç çok kritik gidiyordu. Son anda çevirmeye başardık. Koçlarımız da sağ olsun bize hep destekçi oldu.
destekçi oldu. Mutlu hissediyorum. Takım arkadaşlarımla bu şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Geçen sene ablalarımız şampiyon olmuştu. Biz de Natürk Erdem'miştik. Sonra biz de bu ödülü ikiye katladık. Nasıl hazırlandınız bu şampiyonluğa? Ben onu merak ediyorum. İki sene üst üste. Genç Paşa Bahçe. Ya yoğun çalışmayla başardık. Koşuyoruz her hafta. Şut çalışması, maç falan yaptırıyoruz. Pasta çarak yardım falan öğrettik koşuyoruz bize. Ben de daha yeni katıldım. Neredeyse 4 ay falan oldu. Seviyorum bu takımı. Koşarımı da seviyorum. Takımımı da seviyorum çok. Yani bu kadar. Güzel ifade ettim. Peki basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Ben uzun zaman önce yüzmeye, 4 sene falan yüzmeye gitmiştim. Sonra artık sıkılmıştım. Sürekli suyun içinde haykırdığı yap. Hep aynı hareketleri yaparak sıkılmıştım. Farklı bir şey denemek istedim. Basketbolu denedim. Abim de basketbol oynuyordu. Sonra bıraktı. Basketbol denedim. Sevdim. Şu an hala devam ediyorum ve devam etmeyi ve devam da ettireceğim. Güzel. Devam ettireceğim dedin. Peki gelecek hedeflerini sorayım o zaman sana. Gelecek hedeflerim sadece iyi bir basketbolcu olmak ve daha iyi bir yerlerde basketbol oynayabilmek. Çok güzel. Peki idol aldığın bir isim var mı? İsim ya da isimler? Benden üst seviyede olan arkadaşlarımı ben kendimi idol olarak görüyorum. Sürekli kendimi onlara örnek alıyorum. Onlar gibi olduğumda daha üst bir seviyeye kendimi örnek onun gibi olmaya çalışıyorum. Yani sürekli kendimi geliştirmek istiyorum. Hava güzel olduğu sürece her gün basketbol oynamaya falan çıkıyorum. Potamız var. Hani bu kadar, yani anlatacağım başka bir şey kalmadı. Çok güzel şeyler yapıyorsun kendini geliştirmek adına. Peki son olarak senin gibi yeni basketbolla başlayacaklara, küçük kardeşlerimize neler söylersin, neler tavsiye edersin? Çok çalışmalarını tavsiye ederim. Paşa Bahçe'ye gelsinler. Burada çok iyi bir eğitim var. Güzel bir eğitim geçirsinler, çok çalışsınlar, asla pes etmesinler, kendilerine hep güvensinler. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz, yolun hep açık olsun. Teşekkürler.